İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününü yavaş yavaş bitiriyoruz. Piyasalar hareketli. Küresel tarafta Ukrayna-Rusya gerilimi zaman zaman tırmanıyor. Zaman zamansa taraflardan açıklamalar geliyor ve gevşiyor. İçeride dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Bugün konut satışlarını takip ettik. Rakamlar geldi. Ocak'ta %25'in üzerinde yükseliş var. Öte yandan tarım sektörünü yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Gündem oldukça yoğun. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra selektif kredi vurgusu yapan Merkez Bankası, uzun vadeli TL yatırım kredilerine mi yöneldi? İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikte tüketici nelere dikkat etmeli? Çiftçilere verilen çifte indirim maliyetlere nasıl yansıyacak? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen, Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, Alpara'da değerlendirecek. İlk olarak bugün özelinde derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Jakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına çevrim içi katıldı. Uluslararası vergi oturumunda konuşan Nebati, üyelerin gelişen ülkelere verdiği kapasite geliştirme desteğinin gerekliliğine vurgu yaptı. Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi. Yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedarı olduğu şirketlerde kur korumalı mevduat hesabından yararlanabilecek. Korumalı mevduattaki son tutar da açıklandı. 452 milyar liraya ulaşan sistemin 193 milyar lirası hazine, 259 milyar lirası Merkez Bankası kapsamında oluştu. Konut satışı Ocak'ta bir önceki yıla göre %25,1 artarak 88.306 oldu. Yabancıya konut satışı ise %56,6 artışla 4.186'ya ulaşarak tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rekoru kırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı yarın balistik füzelerin de deneneceği stratejik caydırıcılık tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada tatbikatın önceden planlandığı belirtildi. Çin Devlet Planlama Kuruluşu Catering, perakende, turizm ve havacılık gibi sektörlere vergi teşvikleri sunacak. Kuruluş ayrıca büyük devlet bankalarının üretim şirketlerine daha fazla kredi vermeye teşvik edecek. Efendim önce gündemi konuşacağız. Bizlerle birlikte İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Uğur Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gündem yoğun. Merkez Bankası'ndan başlayalım. Şubat ayına ilişkin karar geldi dün. Yine burada liralaşmaya vurgu yapıldı. Selektif kredi vurgusu geldi. Ne dersiniz? Bu Merkez Bankası'nın metinde öne çıkarttığı başlıkları nasıl görüyorsunuz? Bence en önemlisi kredilendirme sürecinde selektif ya da nokta atış ya da gerçekten yatırımı özendirecek, teşvik edecek mekanizmaların işler hale getirilmesinin önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ki öyle olması gerekiyor aslında baktığımızda. Dolayısıyla hani bu metin içerisinden öne çıkacak en önemli vurgu, evet liralaşma tabii ki önemli. Onda hiç kimsenin şüphesi yok ama bence en önemli noktanın selektif kredi ile ilişkin olduğunu düşünüyorum. Kur korumalı mevduatı konuşuyoruz. Burada gelinen son noktaya baktığımızda 60 günde 452 milyar liraya ulaşıldığını görüyoruz. Gelen rakam, oluşan rakam tatmin edici mi? Burada önümüzdeki dönemde hangi seviyelere ulaşılır? Burada geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan'ın bir şeyi vardı, beyanatı vardı. Günlük 10 milyar lira gibi bir hacim yaratılıyor şekli. Bu önemli. Notlarıma baktığım zaman 193 milyar liralık milyar lirası hazine, 259 milyar lirası da Merkez Bankası kapsamında oluşan toplam 452 milyar liradan bahsediyoruz. Ve gerçekten de burada hani o optimum noktaya henüz var gibi geliyor. Çünkü yüze her gün eklenen takvim 10'ar milyar liralarla sanırım biraz daha özellikle 500 milyar TL, 500-600 milyar TL gibi bir bakiye doğru bir ivmelenme var. Ondan sonraki bakiyelerin artış eğilimindeki yavaşlamaya bağlı olarak belki optimal noktaya yavaş yavaş yaklaşılabileceğini söyleyebiliriz ama buraya yönelme, özellikle yapılan son düzenlemelerle, şirketler tarafındaki düzenlemelerle buraya yönelmenin daha hızlı olmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Gündem oldukça yoğun dedik. Bugün konut satışları rakamları geldi. Ocak'ta %25'lik bir artış var. 88.306 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, aynı dönemine göre buradaki yükselişi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu yükselişi ben daha önceki programlarda da söylemiştim. Beklenen bir durumun yansıması. Çünkü burada özellikle gayrimenkulün özel enflasyonist ortamlarda öne çıkan bir kimliğinin daha yoğun bir şekilde hissedildiğini söyleyebiliriz. Çünkü hem bizim ülkemiz açısından Merkez Bankası nezdinde yayınlanan konut fiyat endeksi verilerine baktığımızda hem global ölçekte BIS nezdinde yayınlanan farklı ülkelerdeki konut fiyatlarının gelişimine baktığımız zaman uzun vadede enflasyona karşı gerçekten gayrimenkulün özellikle de konut tarafının bir koruyucu yatırımcının tasarruflarını koru nitelikte bir ürün olarak öne çıktığını vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla ben yatırımcıların özellikle finansal piyasalarda artık hedeflediği getiriyi elde eden ya da enflasyonist ortamda yatırımlarını korumak isteyen yatırımcıların eski bildiği alışkanlığa yani gayrimenkul tarafına döndüğünü ve bunun yansımasına bağlı olarak konut satışlarının bu ölçekte karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Ocak'ta yabancının aldığı konuta baktığımızda 4.186 sayısı karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz? Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları yurt dışıyla oldukça fazla sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ticaret anlaşmaları imzalanıyor. Daha önce de yine Abu Dhabi şeyhi Türkiye'ye gelmişti. Bu tarz ticaret anlaşmaları konut satışlarına yönelik rakamlarda önümüzdeki dönemde farklı bir tabloyu beraberinde getirecek midir? Yabancının 4.186 dedik, bu sayıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk sırada da İran varmış. Evet, yanlış bilmiyorsam 760 civarındaydı galiba İranların gerçekleştirdiği alımlar. İkinci sırada 513'te de Irak vardı. İşte Rusya da onun arkasından geliyor diye hatırlıyorum. O da 450-500'e yakın bir düzeydeydi. Burada bu bahsetmiş olduğumuz ikili ilişkilerin daha sıcak hale gelmesi ilerleyen dönemlerde yabancıların buraya doğru yönelmelerini yeniden ivmelendirebilir. Çünkü özellikle daha önceki dönemlere baktığımız zaman Orta Doğu tarafından ciddi bir yönelim söz konusuydu. Aynı ivmelenmeyi biz ilerleyen süreçte yine gözlemleyebiliriz. Ama burada unutulmaması gereken bir nokta Uğur Bey, aslında kurdaki artış eğilimine bağlı olarak göreli olarak, yani Türk lirası üzerinden fiyatlanan gayrimenkullerin göreli olarak değerlerinin ucuz kalması ve buna bağlı olarak Türkiye'nin hem coğrafi anlamda hem yaşam koşulları bakımından iyi bir ortamı sunduğunu dikkate aldığımızda bu yabancıların tercihinin bu anlamda kurdaki artış eğilimine bağlı olarak buraya doğru yöneldiğinin somut bir göstergesi. Yanlış hatırlamıyorsam satılan konutlarında yaklaşık %50'ye 40-50 arasındaki bandında İstanbul'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Şimdi küresel tarafa baktığımızda özellikle uzun süredir Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor ve bu da tabii ki hem piyasaları hem de ekonomileri etkiliyor. Rusya cephesinden farklı açıklamalar geliyor her geçen gün. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımızda bambaşka açıklamaları da o cepheden görüyoruz. Dün Putin tabloya baktığımızda sanki Rusya Ukrayna'ya girecek dedi. Öte yandan Ukrayna tarafından bakanlardan yapılan açıklamalar, özellikle Ukrayna'nın doğusunda bir ateşlemenin olduğu, en azından düne döndüğümüzde böyle bir açıklamanın geldiğini gördük. Ne dersiniz, bu gerilim nereye evrilecektir? Ekonomilere de nasıl yansımaya devam edecektir? Yani tabii gerilim gerçekten en somut nereye yansıyor diye baktığımızda herhalde enerji maliyetlerine yansıyor desek yanlış olmaz. Takdir edersiniz ki petrolün Brent fiyatı işte 70-75 dolarlardaydı, 80 dolarlardaydı. Sonra hızlı bir şekilde 90 dolarların üzerine geçti. Ve şimdi beklenti, eğer bu gerginlik bu şekilde devam ederse 100-110 dolar gibi bir fiyatlamayı da tahminler olarak karşımıza getiriyor. Dolayısıyla burada küresel anlamda enerji maliyetlerinin yükselmesi bizim gibi özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler nezdinde gerçekten bir problemi yaratıyor. Dolayısıyla bu tansiyonun olabildiğince düşmesi, olabildiğince gerilimin azalması gerçekten bizler açısından son derece önemli diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da tabii şeye bakarsak da, ülkeler nezdindeki bu sürece bakarsak da
Açıkçası burada dediğim gibi hani tansiyonun olabildiğince düşürülmesi başta bizim gibi gelişmekte olan ülkeler nezdinde ve enerji bağımlılığının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda tabii ki enflasyonist beklentileri de doğrudan etkileyecek bir gelişmeyi de taşıyacaktır diye vurgulayabiliriz. Aslında gündeme baktığımızda yok yüksek enflasyon dünyada, bir o kadar belirsizlik, jeopolitik riskler. Tabii bir diğer yandan merkez bankalarının açıklamalarına bakıyoruz. FED üyelerine baktığımızda kimisi 100 bas puanlık bir faiz artışının olması gerektiğine değiniyor. Kimisi ilk ayda Mart ayında 50 bas puanlık bir faiz artışı diyor. Kimisi bilanço hızlı bir şekilde daraltmalı diyor ki agresif davranmalı ifadeleri var. Öte yandan Lagarde geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyondan kurtulmanın yolu faiz arttırmak değil demişti. Ne dersiniz? Evet. Tüm bunları masada görüyoruz. Bu belirsizliklerin olduğu ortamda merkez bankaları ne yapacaktır? Senenin geri kalanında belirsizliklerin devam etmesini bekler misiniz? Aslında çok enteresan bir iklime doğru girmiş olduk. Çünkü hatırlarsınız mutlaka Uğur Bey, daha önceki konuşmalarımızda defalarca söyledik. Yılın başına doğru döndüğümüz, yani 2021'in ilk aylarına doğru döndüğümüzde, bırakın 2020'deki faiz arttırım sürecini, faiz arttırım süreçlerine ilişkin en erken beklenti 2023'ün son çeyreği olarak karşımıza çıkmaktaydı. Oralardan buraya doğru geldik. Yani açıklamalara baktığımızda çok şahin, çok keskin açıklamalar da var. 6 faiz artışı bekleyenler, 7 faiz artışı bekleyenler, Nisan'la bunun başlangıcının olduğunu söyleyenler, Mart ayıyla beraber bunun başlangıcının olduğunu söyleyenler, tam tersi davrananlar da var. Yani faiz arttırımının aslında burada bir çözüm olmadığını ileri sürenler de var. Dolayısıyla gerçekten yılın başındaki konuşmalardan 180 derece farklı bir iklime geçtiğimizi, çok keskin bir şekilde geçtiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada evet, gerçekten hani hem Avrupa tarafında, hem bizim gibi gelişmekte olan ülkeler nezdinde, hem başta Amerika'da olmak üzere son 40 yılın, 30 yılın, 20 yılın en yüksek enflasyon oranlarına erişilmiş durumda. Buradaki beklenti de yine daha önce geçici olacağı noktasında iken, şimdiki kanıksanan durum artık bunun daha kalıcı bir yapıyla karşı karşıya kaldığını, hatta yanlış hatırlamıyorsam bizde de Sayın Bakan'ın şöyle bir söylemi vardı: artık enflasyonu hani bu yıl için dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek şekilde bir söylemi de söz konusuydu. Gerçekten de öyle ve dünyanın bu enflasyonu konuştuğu ortamda biz faiz kararlarını da yine dikkatle takip ediyor olacağız, ama buradaki en büyük baskı herhalde FED tarafındadır. Çünkü oradaki karar tüm ülkeleri beraberinde etkileyecektir. Hani tabii ki sıkılaşmayı hangi ölçekte yapacakları çok zor. Bunu kestirebilmek çok zor. Ama periyotların daha sık aralıklarda olabileceğini şimdiden en azından okuyabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani yarın 180 derece bambaşka bir söylemle de konuşmalarımızı devam ettiriyor olabiliriz. O yüzden hani böyle ortamlarda tahminleme yapmak kadar zor bir durum herhalde hiç olmamıştır diye düşünüyorum. Her geçen gün haber akışları doğrultusunda değişiklikler oluyor. 180 derece bu kadar çok hızlı değişikliğin olduğu ortamı ben geçmiş dönemlerde yaşadığımızı hiç zannetmiyorum bile böyle ölçekte. Şimdi enflasyondan bahsediyoruz. Emtia fiyatları yükseliyor. Petrol oldu 94 dolar seviyelerini görüyor. 100 dolarlar, 105, 110 dolarlar konuşuluyor ki gerilim had safhada Ukrayna ve Rusya arasında, böyle devam ederse belki de ilerleyen dönemde ifade ettiğimiz seviyeler görülür. Diğer yandan Bank of America'nın bir raporu var. 16 Şubat haftasında küresel hisse senedi fonlarına 2.2 milyar dolar girdiğini belirtiyor. Tahvillerden de 11.8 milyar dolar çıktı diyor Bank of America. Tüm bu bahsettiğimiz konular masadayken böyle yatırımcının da verisi söz konusu. Ne dersiniz? Mevcut durum yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Bu rakamlar ne anlama geliyor? Yatırımcıların tabii bu tür belirsizlik ortamlarında hep kendini daha güvenli limanlarda tutma gayreti içerisinde olduğunu geçmiş dönemlerde de gözlemledik. Farklı kriz deneyimleri süreçlerinde de gözlemledik global ölçekte. Burada da aslında daha fiziki varlıklara doğru bir eğilim öngörülebilir. Mesela çok ilginçtir, yani Amerika'da faiz oranlarına ilişkin daha önceki dönemlerde alınabilecek kararlara yönelik beklentiler söz konusu olduğunda altın fiyatlarının hep bir gerileme yaşanmıştır, ama bakıyoruz ki tam aksi şimdi oldu. Bu az önce belirttiğiniz o jeopolitik riskin de bir yansıması,
Yani aslında belki de 2022 yılı içerisinde yatırımcılar kendilerini en güvenli nerede konumlandıracaklar ise orada tutmayı tercih ediyorlar ve bir anlamda da işte fiziki varlıkları, işte altın gibi az önce konuştuğumuz o Türkiye'deki gayrimenkul tarafı gibi bu tür ürünlerde özellikle enflasyonist ortamlarda ve belirsizliğin arttığı ortamlarda konumlandırma gayreti içerisinde girdiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tabii karar alma yetkinliklerini nispeten sınırlıyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim gündem oldukça yoğun. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimlerinden bahsetmişti. Gıdada %8'den %1'e KDV indirimi gerçekleşmişti. Ancak pazartesiden itibaren baktığımızda bu fiyatlara çok da yansımamıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan buna yönelik yeni bir düzenleme geldi. Peki bu düzenlemenin detaylarında neler var? Arkadaşımız Rıfat Fırat aktaracak bizlere. Rıfat Fırat, detaylar için seni dinliyoruz. Uğur Korkmaz, tabii vatandaşı sahte indirimden korumak için Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı önemli bir düzenleme. Neden önemli? Size aktaralım. Tabii enflasyon tüm dünyada küresel bir problem haline geldi. Artık tüm hükümetler, devletler yeni düzenlemeler yapıyor bu alanda. Hatırlayacaksınız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta gıdada KDV düzenlemesini duyurdu. Fakat ona rağmen maalesef vatandaşa sahte indirimlerle yüksek fiyattan ürün satan bazı marketler var. Bunu üzülerek belirtiyoruz. Ticaret Bakanlığı işte bugün yeni bir düzenlemeye daha gitti. Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi. Özellikle bazı marketler etiket oyunu yapıyordu. Size şöyle 1 kilogramlık zeytin ürününe ait bir etiket gösteriyorum. Ürünün fiyatını yükseltiyorlardı. Sonra da o yüksek fiyat üzerinden indirim yapıyorlardı ve bu şekilde sahtecilik yapıyorlardı ve tüketiciyi yanıltıyorlardı indirim yapmış gibi yaparak. Ticaret Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmadı. Artık bu etiketlerde 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. Bunu belirtelim. Aynı zamanda indirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak. Bu da önemli çünkü ayda birkaç defa indirim yapılabiliyor. İşte bu anlamda en düşük fiyat baza alınacak. Bunu belirtelim. Tabii önemli olan bir başka düzenleme ise etikette Türkçe ibarelerin yazılması zorunlu olacak. Artık vatandaş etikete baktığında burada gördüğü ibareleri açık, anlaşılır, şeffaf bir şekilde gözlemleyecek, okuyacak ve anlayacak. İşte bunun da önemli bir düzenleme olduğunu belirtelim. Tabii meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen gıdaların etiketlerinde de bir düzenleme yapıldı. Buna göre indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda da ispat yükümlülüğünün satıcı veya sağlayıcıya ait olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım. Apara muhabiri Rıfat Fırat'a aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bu başlığın detaylarını konuşacağız. Marketler neden gıda fiyatlarında indirime gitmedi? Ticaret Bakanlığı'ndan yeni gelen düzenleme beraberinde neleri getirecek? Bizlerle birlikte Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal olacak. Sayın Koçal, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk Ertuğrul Bey. Teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yeni düzenlemeyi soracağım ama onun öncesinde geçtiğimiz cumartesiden itibaren biz süreci takip ediyoruz. KDV %8'den %1'e indi. İlk etapta pazartesi günü fiyatlara yansıyacak mı, yansımayacak mı derken çok fazla yansımadığını, en azından pazar günü sanki fiyatlar biraz yükseltildi, daha sonra indirilmiş gibi gerçekleşti. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Niye böyle bir süreç yaşadık? Neden indirimler yansımadı? Şöyle, tabii aslında KDV'nin mantığını halen bizim satıcı ve sağlayıcılar da anlamış değil galiba. KDV satıcı ve sağlayıcıya bir sermaye değildir. Tüketici üzerinde yük olan bir tüketim vergisidir. Dolayısıyla satıcı ve sağlayıcı, yani marketler, bakkallar vesaire, bir ay içerisinde satın aldıkları üründe ödedikleri KDV ile tahsil sattıkları üründe ödedikleri KDV arasındaki
Fark fazla ise devlete yatırır, az ise bir sonrakiye devreder. Fakat bakış şu, ben KDV dahil bu ürünü alıyorum, bana maliyeti şudur. Efendim sen KDV'yi düşürdüğünde benim sermayemde azalma oluyor. Öyleyse ben elimde etki ürünü bitirene kadar ben bunu düşürme mantığıyla hareket eden bazı satıcı ve sağlayıcılar olduğu bilgisi geldiğinden dolayı bizlere de böyle bir yola başvurulmuş olabilir. Tabii tenzih ediyorum işini dürüst yapanlar ama böyle ahlaki olmayan davranışlarda da bulunanlar maalesef var. O nedenle pazartesi günkü %7'lik indirimden etkilenmemek üzere pazardan fiyatların %7 yükseltip pazartesi %7 düşürüldüyse ki bazı böyle müşterilerden ufak da olsa şikayetler geldi. Bunun etik olmadığı, ahlaki olmadığı, hatta cezai sorumluluğu olduğu ortadadır. Nitekim denetim elemanları yaptıkları denetimlerde ürünün kaça alındığı, bir gün önceden ya da iki gün önceden kaça satıldığını tespit edebilir. Tüketicilerin bu yönde bir şikayeti var ise ilgili makamlara gerekli şikayetlerde bulunarak bunu incelenmesini, denetlenmesini sağlayabilirler. Ya sorun burada şu, ben %8 ödedim, %1 tahsil edeceğim. Bir aradaki farkı ben kasama ne zaman koyacağım? Yani böyle düşünülmesi doğru değildir halk arasında, yani satıcı ve sağlayıcı arasında. Bu tüketicinin cebinden çıkan ekstra bir tüketim vergisidir. %7'lik indirim tüketicinin cebine yansımalıdır. Maliyetleri ayrı konuşulması gerekir tabii ki, raf maliyetleri. Peki şimdi son olarak da Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir düzenleme geldi. 30 gün içerisinde en düşük fiyat baz alınacak ve onun üzerinden bir indirim yapılacak denildi. Bu yeni düzenlemeyi siz nasıl görüyorsunuz? Yansıması nasıl olacaktır? Hemen yansıyacak mıdır? Tabii yeni düzenlemeyi şöyle yansıması gerekiyor. Bugünden itibaren yansıması gerekir. İndirimli satışlarla ilgili aslında yönetmelikler var. Fakat bunlara genelde uyulmuyor. Bakın eğer bir firma bir indirim yapacaksa bir gün önceden ya da bir hafta önceden ya da o özel güne münhasır bir indirim yapacaksa örnek veriyorum, 50 liralık bir ürünü önce 100 liraya çıkartıyor, sonra diyor ki ben %30 indirim yaptım ve 70 lirada gene size indirimli bunu satıyor. Siz de ne güzel %30 indirimli diye alıyorsunuz. Şimdi burada bir denetim mekanizması yoktu. Çünkü o zamanki yasal yönetmelikler son satış fiyatı üzerinden indirim oranını belirlersin. Bunu açıkça gösterir ve indirim buna göre uygularsın. Ama şimdiki yönetmelikte çok açık ve net, son bir ay içerisinde yani indirime girdiğiniz tarihten geriye sayarak 30 gün içerisinde en düşük fiyattan yapmış olduğunuz satış üzerinden indirim oranı belirlersiniz diyor. Dolayısıyla son bir ay içerisinde belli oranlarda fiyatları aşağıya çekmiş ya da yükseltmiş iseniz onun en düşüğünü dikkate almak zorundasınız. Bunun ispat yükü de satıcı ve sağlayıcıya aittir. Evet, indirimli burada satış. Burada tabii tüketiciye düşen görev de bu tür indirimli ürünlerin daha önce aynı sitelerde ya da o satış ocağında kaça satıldığı yönünde bir araştırma yapmaları. Eğer bu yönde bir tereddütleri varsa da ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli şikayetlerde bulunabilir. Bu bizim de istediğimiz ve beklediğimiz, tüketicinin istismar edilmemesi için uygulanması gereken bir yönetmelikti. Doğru bir uygulama, beklediğimiz bir yöntem. Tabii ki gene de ifade edelim, konuşmamızın başında da ifade ettik. Yani tüketici üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen, olağanüstü dönemlerde tüketiciyi istismar etmeye çalışan maalesef belli kesimler var Türkiye'de. Bunlara karşı bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Elbette ki sadece para cezaları, polisiye tedbirler caydırıcı, tam tek başına caydırıcı unsur değil. Ticari etik ahlak kurallarının oturtulması gerekiyor. Esnaf ve ticaret odalarının konuya müdahil olmaları, kendi üyeleri üzerinde otorite ve denetim mekanizmalarını oluşturmaları gerekiyor. Bu tür tüketici istismar eden, haksız kazanç elde eden kesimlerle ilgili mücadelede de mutlaka ilkinde belki para cezası verilmesi doğrudur, caydırıcıdır. Ama devamında tekerrür ediyor ise
Bu sefer ticaretten men'e, geçici veya uzun süreli ya da hürriyeti kısıtlayıcı cezalara kadar gidilmesi gerekir. Çünkü bu bir nevi tüketiciyi dolandırıcıdır. Bakın KDV indiriminde de aynı söz konusu. Yani ben %8'lik bir ürün alırken %1'e düşmüş ise ve sen benden hala %7 talep ediyorsan beni dolandırıyorsun demektir. Nitekim bu KDV indirimleri de bizim yıllardır tüketici örgütleri olarak talebimizdir. Biliyorsunuz başka alanlardan da bu yönde talepler geliyor. Kısmen de olsa bu taleplere karşılık bulması da olumlu tabii. Peki tüketici şikayet edebilir dediniz. Bu noktada nereye başvurmalı, ne yapmalı tüketici? İndirimlerle ilgili mutlaka tabii bütün şikayetler Ticaret Bakanlığı nezdinde ilgili il müdürlüklerine yapılabilir. Vergi işte bu KDV'lerin yansımasıyla ilgili şikayetler ise vergi dairesi müdürlüklerine, vergi denetim birimlerine şikayette bulunabilirler. Evet, Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal bizlerle birlikte oldu. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim, tarım sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sektörü konuşacağız, tarımı konuşacağız ama önce gübre fiyatlarını konuşarak sohbetimize başlayalım. %30'luk bir indirim geldi, bir destek geldi. Ne dersiniz, bu desteği nasıl yorumlamak gerekir, yansıması nasıl olacaktır? Valla ben şimdi yayından önce biraz çalıştım dersime. Tabii bu meslekten de gelmeyiz. Ben TİGEM'de ve özel sektörde üretimden gelme birisiyim. Tarım sektörünü özellikle de üretici bazında çok iyi bilen birisiyim. Bu son Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim açıklamasının yansıması iyi oldu. İyi oldu. Bunu ben rakamlarla da size izah etmeye çalışacağım. Tarım Kredi'nin gübre taşın bu fiyatları açıklamasından sonra diğer üretici firmalar, dağıtıcı firmalar da bunun altında, bir miktar altında fiyat açıkladılar. Bu da iyi oldu. Ancak bu konuyu devam edebilir miyiz? Parça parça mı şey yapacağız? Tabii tabii, devam edelim. Siz zatınıza bakın, anlatın lütfen. Şimdi ben üretim sektöründen geldiğim için evet. Bunu iki bazda ele almamız lazım. İki başlıkta. Biliyorsunuz şimdi tarla tarımında yazlık ekilişler var, bir de kışlık ekilişler var. Kışlık ekilişler yapıldı zaten. O gübre fiyatlarının işte 10 lira ile 14 lira arasında olduğu fiyatların yükseldiği dönemde kışlık ekilişler yapıldı. Taban gübre açısından. Ekimle beraber verilen gübre açısından. O tabii maliyetlere yansıdı. Ama burada tabii kışlık ekilişlerin bir de üst gübre konusu var. İlkbaharda azotlu gübre verilmesi gerekir bunlara. Tabii burada da verilecek gübre miktarı çiftçinin ya da üreticinin hedeflediği verim baz alınır burada. Ona göre gübre miktarları hesaplanır. İşte 300 kilo verim hedefliyorsanız 300 kiloya, buğday için söylüyorum. 400 diyorsanız 400 kiloya göre üst gübre vermeniz lazım. Tabii bu üst gübrenin fiyatlarının indirilmiş olması azotlu gübrelerin benim hesaplarıma göre buğday için söylüyorum. Buğday için söylüyorum. Evet. Ayçiçeğinde bir miktar çalıştım. Yazlık ekilişi tabii, o ayrı bir şeyde alacağız onu.
Buğday için bir %10, %10-15 civarında bir maliyetlere düşürme yönünde bir yansıması olacak. Bu da bugün için iyi, fena bir rakam değil, yeterli değil ama iyileştirme yönünden iyi. Yalnız tabii geçen zamanı geri getiremeyeceğimize göre geçmiş dönemde işte ekiliş dönemlerinde, güz dönemlerinde o fiyatların yüksek olduğu özellikle gübre için söylüyorum dönemlerde çiftçiler bunu omuzladı. Ama ilkbahar için, gelecek için bu şu anda işte çok iyi diyemeyiz ama iyiye yakın bir şey görünüyor. Tabii buradaki verim de önemli tabii onu konuşacağız tabii ileriki dönemde. Yazlıklar için daha iyi oldu. Şöyle iyi oldu, işte bu önümüzdeki bölgelere göre Mart veya Nisan aylarında biliyorsunuz işte yazlık ekilişlerimiz işte Mısır'dan başlamak üzere pamuk, ayçiçeği bunlar ekilecek. Bu yazlık ekilişlerde de taban gübresi söz konusu. Bu taban gübresinde indirilmiş olması ve de bunun arkasından yapılacak azotlu üst gübrenin de indirilmiş olması aşağı yukarı bir %20-25'lik maliyetlere bir yansımış olacak. Yani yazlıklarda daha avantajlı. Yem fiyatlarına durur. Baktığımızda yemde de indirim var. %12'lik bir indirim olduğunu görüyoruz. Girdi maliyetlerindeki baskı bu yolla da azalacak. Siz de ifade ettiniz. Bu önümüzdeki evet. dönemde üretici firmalarının yükünü de bir miktar zannediyorum hafifletmiş olacak değil mi? Ama burada şöyle bir durum var. Tabii bir üretim süreci, tarımdaki bir üretim süreci, tarımda yaptığınız faaliyetlere göre bir üretim süreci söz konusu. İşte siz toprağınızı hazırlarsınız, ondan sonra ekilişi yaparsınız, tohumunuzu atarsınız, bakımını yaparsınız, gübreleme yaparsınız, hasat edersiniz. Hasadın sonunda da ben üreticiler arasında ki biz Türk Ziraat Yüksek Mühendisliği Birliği olarak da daha çok üreticilerin üzerinden şey yaparız, hesaplarımızı yaparız. Çünkü onlar bizim altyapımız, tabanımız. Bir neticede biz ziraat mühendisiyiz. Üreticiler aslında baktığımız zaman olaya bu üretim sürecinde maliyetlerin üstünde bir kar söz konusu olur ise üretici işte bu işi severek, isteyerek üretimine devam eder. Şimdi yaşadığımız süreci eğer bir objektif olarak biz değerlendirici bulursak bu tarımdaki girdi fiyatlarının üreticiler üzerinde yoğun baskısından dolayı özellikle buğday üretiminden biraz işte güzük ekilişlerde arpaya, mercimeğe çok daha gübreyi az isteyen yulafa dönüşler oldu kısmen. Ama bunlar oldu. Bizim bu ülkemiz bu sorunları aşabilecek güçte. Ama önümüzdeki yazlık dönemde tabii biz bu her zaman üreticilerin yanında olduğumuz için biz yöneticilerimizden, devletimizden hep üreticilerden yana olmalarını isteriz. Çok daha fazla yandan onda olmalarını isteriz. Bu tabii bizim şeyimiz, iyi niyetli dileğimiz. Şimdi üretim sonunda eğer bu fiyatlar, buğday için söylüyorum. Evet. Eğer buğdayda yurt dışı fiyatlar 320 dolar ton civarında. Bu da tabii ülkemizde iç fiyatlara da yansıyor bu. Şu anda ekmeklik buğday, birinci sınıf ekmeklik buğday 4.000-4.100 TL ton civarında seyrediyor. Bu fiyatlarla ele aldığımız zaman tabii burada dekara alınacak verimler de önemli. Hı hı. Eğer siz 250 kilo, 300 kilo verim alıyorsanız ki Orta Anadolu'da bu geçerli kuru tarım şartlarında. Sulu tarım şartlarında sıkıntı görünmüyor. Yani 400 kilo, 500 kilo aldığınız yerde karlı görünüyor. Ama Orta Anadolu bazında biraz sıkıntı görünüyor Uğur Bey. Şöyle ki 250 kilo, 300 kilo verim evet. alırsanız çiftçi şu anki şartlarda eğer şu anki buğday fiyatlarında da baz alırsak böyle seyrettiğini düşünürsek çiftçi başa baş gibi görünüyor ya da biraz zararda görünüyor Orta Anadolu'da. Mehmet Bey, tarım ama, çok önemli bir sektör malumunuz. Çok önemli bir alan. Her geçen günde bu alanın, tarımın önemi giderek dünyada da artıyor. Peki bu desteklerle evet. birlikte, atılan adımlarla birlikte daha önce de çünkü çiftçiye destekler, tarım sektörüne destekler verilmişti. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de tarımı nasıl görüyorsunuz? Bu
tarım politikaları nasıl devam edecektir? Vallahi şimdi etmek zorunda. Yani şimdi siz tarımsal üretimi ki işte yaşadığımız son yıllarda yaşadığımız işte iklim değişiklikleri, tedariklerdeki sıkıntılar, uluslararası ticaretteki dar boğazlar, pandemi vesaire neyse uzun şey yapmayalım. Bu artık şimdi hani eskiden denilirdi ya tarım mı sanayi mi hizmet mi denilirdi ya, artık tarımı herkes stratejik olarak görmeye başladı. Yatırımcılar da tarıma yönelecek artık. Tarımın geleceği çok ben iyi görüyorum. Tarıma önem verilmesi lazım. Yani tarımın stratejik bir tek, hatta milli güvenlik kadar, ben her şeyde her söyleşimde bunu söylüyorum. Tarımın bir ülke için, bir millet, bir devlet için milli güvenlik kadar önemli olduğunu bir söylüyoruz. Ama burada esas bizim üzerinde durduğumuz üretici kesimin gerçekten, çünkü bu damar kurutulduğu zaman işte sıkıntılar dünya yaşadı. Bu damarı kurutmamamız lazım. Bu damarı güçlendirmemiz lazım. Üretici üzerinde önemli durmamız lazım. Ben bunu söylüyorum. Eğer biz bu üretim şeyden sezonun sonunda eğer buğday için yine söylüyorum. Biz 400 kilo, 500 kilo mesela Trakya için ben konuşuyorum. Trakya'da kaldığım için biliyorum. Trakya'da verimler iyi. Hem de doğal şartlarda iyi, sulamasız. 400 kilo, 500 kilo verim alan, 600 kilo verim alan için şu anki şartlar iyi görünüyor. Yalnız burada şunu belirtmek lazım. Üreticilerin bu en yoğun yaptığı masraf dönemi yoğun bakım dönemi. İşte tohumunu alacak, mazotunu alacak, ondan sonra gübresini alacak, hasadını yaptıracak. Bu üretim sürecindeki bu yoğun bakım dönemlerinde bizim üreticilerimizin finansal açıdan desteklenmesi lazım. İşte avans mı olur, teşvik mi olur, prim mi olur neyse. Tabii devletimiz bu üretim girdiler açısından destekleri bütçe doğrultusunda vermeye çalışıyor. Bir de ayrıca üretime de veriliyor biliyorsunuz. Üretime de veriliyor. İşte tona 100 TL gibi bir şey veriliyor. Destek veriliyor. Bunlar da hesapladığınız zaman biraz Orta Anadolu'yu özellikle belirtmek istiyorum. Orta Anadolu'yu desteklemek lazım. Bunu bilmiyorum nasıl yapılır. Tabii yetkililer bunu nasıl düşünür. Önümüzdeki dönemde sanıyorum yine tarım sektörüne ilişkin destekler gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağolunuz efendim. Efendim başka bir başlıkla devam edeceğiz. Kuyumcu altın değerleme sistemiyle yastık altı altın ekonomiye kazandırılacak. A Para'ya konuşan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, Türkiye'de 5000 ton yastık altı altın olduğunu belirterek hazinenin yeni projesiyle yılda 100 ton altın toplamayı hedeflediklerini ifade etti. Yastık altındaki altın bizim 12 yıldır çalışmakta olduğumuz bir mekanizma zaten. Bugünkü basın açıklamamızda da bunları anlattık zaten. Bu sistemin içinde yer alan, şu anda sahada olan tek çalışma KATSİS, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi. Bu çalışma yaklaşık 1,5 yıldır yine Hazine Bakanlığı'nın denetiminde sahadaydı. Bu süreç içinde biz devlet bankalarıyla başladık. Şimdi bunun içine özel bankalar da katılacak. Bunun içine fiziki altın teslimi katılacak. Bunun içine halka nema sunmakla ilgili yenilikler katılacak. Daha birçok şey katılacak. Biz bu süreci hep işi büyütmek, daha detaylandırmak, daha güvenli, daha sağlam hale getirmek için kullandık. Bu süreç içinde nereden nereye geldik? 1,5 yılın içinde biz 60 ilde 200 noktada şu anda çalışmamızı yürütmekteyiz. Şimdi bundan sonrasında hedefimiz kılcallaşmak. Yani 81 ilde Türkiye'nin tüm ilçelerinde olmak. Tüm ilçeler dediğiniz zaman zaten 980 gibi bir rakama ulaşıyorsunuz küsurlarıyla. Dolayısıyla biz buna 1000 ila 1500 nokta arası değişimizin sebebi bu. Bu kadar kılcal olarak her ilçede halkımızın tamamına dokunacak bir yapı kurmak. Sayın Nebati'nin Mart demesinin sebebi de Mart'ta 81 il gibi bir hedef verdik. Bundan dolayı Mart diyoruz şu anda. Dolayısıyla 81 ile ulaşıp daha sonra kılcallaşmayı ilçeler bazında arttırıp 1000-1500 noktaya gelmek gibi bir amacımız var. Bu çalışma bir altın alma satma çalışması değil.
Bu tamamen altınınızı altın olarak koruyacağınız, altın mevduat hesaplarına aktaracağınız bir çalışma. O yüzden de çalışmanın çok iyi anlatılması gerekiyor ve halkın çok doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Halkımız çok uzun yıllardır altınını evden çıkarmama konusunda endişeleri olan bir halk. Bunları çok iyi anlatılması lazım ki bu endişeler kırılsın. Burada da biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak çok ciddi bir rol oynuyoruz. Çünkü çok eski ve çok köklü Türkiye'nin en büyük firmalarından biriyiz. Buradaki yapıda güvence sistemi biziz bunun arkasındaki. Devlet de bizim kurduğumuz sistemi denetleyen taraf. Bu denetlemeler de tamamlandığı için artık halkımızın hiç endişe etmeden girdiği bu sistemde Türkiye'nin her yerinde altının aynı şekilde değerlendirileceğini bilmesi gerekiyor. Ve altınını teslim ederken noktaya, daha noktadan çıktığı anda altın bankadaki hesabında. En kritik şeylerden biri bu. Bugüne kadar birçok sistemler denendi, birçok şeyler yapıldı. Bunlar da hep kuyumcuya havale et, sen bırak git biz sonra hallederiz veya şuraya bir şey havale gönder gibi sistemler vardı. Bunlar halkı endişelendiren sistemler, yürümüyor. O yüzden de biz tamamen yazılıma dayalı, tamamen bir sistematiğe ve teknolojiye dayalı ve tamamen değerlemenin standart olduğu, güvenliğin maksimum olduğu bir sistem kurduk. Peki şimdi Hazine ve Maliye Bakanı söylemişti, yastık altında 5000 ton altının olduğunu söyledi. Tabii bunu net olarak bilemeyeceğimizi de söylediniz ve 20-25 yılda 5000 ton altının ekonomiye kazandırıldığını söylediniz. 2 senede olmayacak bir iş olduğunu da söylediniz. İstanbul Altın Rafinerisi olacak, bu yönde sizin tahmininiz nedir? Yastık altında ne kadar bir altın var ve sistemle birlikte ne kadarlık bir altının ekonomiye kazandırılmasını bekliyorsunuz önümüzdeki yıllarda? Yastık altındaki altın demin açıkladığım gibi minimum 25 yıl, 50 yıl gibi bir süreç içinde sürekli giren bir şey yastık altına. Dolayısıyla da bu 5000 ton civarında dediğimiz rakam bir yandan çıkarken bir yandan giriyor. O 5000 ton orada devam ediyor bir şekilde. Dolayısıyla bunu böyle hemen dediğimiz gibi çıkarmak mümkün değil. Çünkü 50 yılda girmiş, siz bunu 2-3 yılda çıkartamazsınız. Ama bizim elimizde veriler var. Yaklaşık 10 yıl, 12 yıl boyunca altın bankacılığı yaptık. Yine Türkiye'nin birçok ilinde ama sürekliliği olmayan bir sistemle, eksper sistemiyle altın topladık. Bu çalışmanın içinde yılda topladığımız miktarın ortalaması 10 ton. Bunu en maksimum topladığımız yılda 12 tondu. Dolayısıyla 10-12 ton topladığımız bir çalışmanın üstüne şu anda tüm Türkiye tüm ilçeler olarak yaptığımız sürekliliği olan ve tamamen güvenlikli bir sistemle kurduğumuz bir modelde yapacağımız için hedeflediğimiz rakam bu 80 il ve 1500 noktaya ulaşmamızla birlikte 1000 noktadan itibaren ortaya çıkacaktır. 100 ve üstü rakamlardır hedefimiz. Çünkü 100 ton yıllık bir rakama ulaştığımızda size şunu söyleyeyim. 100 ton dediğiniz 6 milyar dolardır. 6 milyar dolar Türkiye'nin cari açığı geçen seneki 14,5 milyar dolar. Dolayısıyla hemen hemen yarısını aslında buradan sağlamış oluyorsunuz. Çok ciddi bir önemi var. O yüzden bizim bir an evvel her türlü bu nemalandırma, fiziki altın teslimi, halka sunulacak diğer faydalar gibi şeyleri tamamlayıp halkın güvenini sarsmadan, bu çok önemli kelime. Çünkü bu öyle hassas bir denge ki halk bu konuda zaten biraz tutucu. Niye vereyim, neden vereyim, ya şöyle olursa ya böyle olursa sorular var. Biz bu soruların hepsinin cevabını tek tek cevaplıyoruz. Ama kolay değil halkı ikna etmek. Yaşadıkça görecek. Sistemin ne kadar güvenli olduğunu gördükçe ilgi artacak. O yüzden bunu böyle hızlı bir şekilde 100 tonlara tırmandırıp sonra da bunu daha fazla ilerlettiğimizde artık bu süre giden bir iş olacak. Yani 2 yıllığına yapılan, 3 yıllığına yapılan bir iş olmayacak. Bir yandan yılda 50 ton giriyorken bir yandan 100 ton çıkacak belki. Bunu sağladığımız anda ülke ekonomisine yaptığımız katı müthiş bir katkı olacak gerçekten. Bunun altını çizmek istiyorum. Peki kuyumcu altın değerleme sistemini de sormak isterim. Sistem nasıl işleyecek? Kuyumcu altın değerleme sisteminde kayıtlı sertifikalandırılmış kuyumcularımız var. Biz bu noktalara ADN diyoruz. Altın değerleme noktası. Biraz önce cümlemin içinde söyledim. Bizim halkımız burada alım veya satım yapmıyor. Zaten evde altını var. Bu altını da bankadaki altın hesabına koyuyor. O yüzden kuyumcunun yapacağı şey altına değer biçmek TL anlamında değil. O yüzden de eskiden olan korkular, hani bir altını satacağımız zaman 5 kuyumcu dolaşırız, bu ortadan kalkıyor burada. Burada Türkiye'nin her yerinde eşit değerleme yapılıyor. İstanbul'un bir ilçesinde yapılan değerleme ile Van'ın bir ilçesinde yapılan değerleme aynı.
Hiçbir değişiklik yok. Ve bu değerleme keyfi bir değerleme değil. Kuyumcunun yaptığı bir değerleme değil. Biz bununla ilgili derphaneyle, hazineyle biz birlikte bir takım rakamsal çalışmalar yapıp bunu has değeri olarak, yani getirilen altının saf altın değeri nedir çalışmasını yaptık. Bunu onaylandı BDDK tarafından ve çeşitli birimler tarafından. Sisteme böyle tanımlandı. O yüzden de kuyumcunun hiçbir katkısının olmadığı Türkiye'nin her yerindeki standart bir değerleme. Kuyumcuya geldi nihai tüketici, altınızı getirdiniz. Altının 14 ayar mı, 18 ayar mı, gerçek mi, bir sahtekarlığı olup olmadığı, bütün bunları kontrol ettikten sonra sisteme şu kadar ayar 22 ayar, şu kadar adet 22 ayar, şu kadar ağırlıkta 18 gram gibi bilgiler girildiğinde sistem kendiliğinden kapalı devre olarak bu hesabı yapıyor ve diyor ki sizin getirdiğiniz altınların toplamı şu kadar gramdır. Bunu size bir OTP mesajıyla SMS olarak telefonunuza göndererek teyit ettiriyor. Siz evet görüyorsunuz tek tek bu altınları getirdim, karşılığı da bu kadar gram diye. OTP ile size verilen şifreyi o noktadaki şifre pedinden giriyorsunuz. Bu şifreler 3 kere tekrar ediliyor her adımda. Gelen kişi doğru mu? Banka hesabıyla tutuyor mu? Altınını doğru yatırdı mı? Bütün işlemler step step şifrelerle yapıldıktan sonra işlem tamamlanıyor. O anda bankadaki hesabınıza geçiyor. Siz noktadan ayrılmadan önce banka size bir SMS atıyor. SMS de diyor ki siz şu anda şu bankadaki şu hesabınıza bu kadar gram altınızı yatırdınız diye. Dolayısıyla siz 5 dakikanın içinde tamamladığınız bu işlemde dükkandan çıkarken artık altınınızın altın olarak banka hesabında yattığını ve güven altında olduğunu biliyorsunuz. Efendim, nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.